Merhaba arkadaşlar, ben Osman Muslu. Bugün ne mi yapacağız dersiniz? Bugün arabamıza bakım yapacağız ve her şeyin bakımını yapacağız. Biliyorsunuz önceki videoda arabanın kaputu, kapısı falan yapıldı. Şöyle gördüğünüz gibi bedren kırmıştı, bedren yaptırdı. Bu bölümde de araba normalde modifiye geçecektik ama ilk önce eksiklerini tamamlayalım. Çünkü arabanın frenleri tutmuyordu. Ön balatalar bitmiş, arka balatalar bitmiş. Onlar bugün değişecek. Ondan sonra yağ bakımı yapacağız. Şöyle ön kapıyı açayım. Arabada aldığımızdan beri bayağı masraflar çıktı arkadaşlar. Ummadığımız masraflar. Normalde Expert'e sokmuştuk. Ön takımdan ses geliyordu. Expert demişti salıncaklar değişecek diye. Biz o şekilde adamdan parasını düşüp almıştık. Daha sonradan tamirciye gittiğimiz zaman hem salıncaklar bozukmuştu hem de direksiyon kutusu bozukmuş. Ve direksiyon kutusu da 700 TL'lik olan bir şey. Onlar da bize kilitlendi. Direksiyon kutusu yapıldı, aksları yapıldı, salıncaklar değişti falan filan. Ön takımdan şu anda ses gelmiyor. Sonra daha dün şu radyatör suyu kutusu su kaçırıyordu. Bunun yenisini aldım, taktım. Sonra yeni antifriz doldurdum içine. Zaten şöyle rengi belli oluyor, kırmızı. Bunun bakımını da yapmış olduk. Sonra arabada hafif bir titreme vardı. Aslında o titreme çoğalıyordu kaldırırken falan, kalkış yaparken. Şöyle gördüğünüz gibi şurada motor takozu var. Şu. O da 750 TL. Onu da değiştirdik. Ondan sonra birçok daha, sonra turbo enjektörü, enjektörü mü neyi bu? Bunda kırık varmış. Bunun da yenisini aldık. Çok fazla masraf yaptık. Şurada radyatör falan yerinden sallanıyordu. Şunların lastikleri yoktu. Bunların da yenisini aldık. Ayrıca kliması çalışmıyordu. Gazı bitmiş. 150 TL'de kırmasına verdik. Bir sürü masraf yaptık anlayacağınız. Abi bir tane daha vardı. Vitesler sert geçiyordu. Ondan sonra expert onu da söylemedi bize. Sonra debriyaj üst merkezi bozulmuş veya kaçırıyormuş. Onu da değiştirdik. Ondan da bir 600 TL geride. Şu an vitesler çok yumuşak geçiyor o kadar parayı verdikten sonra. Bayağı bir masraf ettik. Bugün de yağ bakımını yapacağız. Bir arabayı alırken adama sorduk, yağ bakımı yapıldı mı dedik. O da yapıldı dedi. Ondan sonra biz arabayı aldıktan sonra gittikten sonra şöyle bir hava filtresini öylesine ben bir açayım dedim. Hava filtresini açtım ve içimden örümcek ağları çıktı. Yani yağ bakımı da yapılmış, hava filtresi de değişmemiş. Yani arkadaşlar kimseye güvenmeyeceksiniz araba alırken. Yani İstanbul'da herkes birbirine şey yapmanın peşinde. Biz de biraz olduk ama bundan sonra zaten arabanın her şeyini yaptırıyorum. Binmek için, satmak için değil. Adam satmak için yani bir yıl boyunca bütün bakımları yapmamış. Bütün arabanın değişmesi gereken kilometresi geldiğinde her şey bize denk gelmiş ve her şeyi mecburen yaptırıyoruz. O zaman şimdi yağ bakımından başlayacağız. Bu arada Castrol, yine biliyorsunuz motorda da kullanmıştık zaten. Castrol'un sitesinden girdim. Arabanın markasının modelini yazdım. Ve önerilen yağ otomatik olarak çıkıyor. Castrol'un böyle bir uygulaması var aynı zamanda. Zaten arabanın önerilen yağı da arkadaşlar Castrol, şöyle gördüğünüz gibi. 4 litre alıyor. 4 litre içine dolduracağız. Başka burada Polen filtremiz var. Bunu da karbondan aldım kalitelisi olsun diye. Daha pahalı. Sonra hava filtresi var. Başka mazot filtresi var. Mazot filtresi diğer arabalara göre biraz daha pahalı. Bu Fiesta'ların yeni kasası olduğu için Euro 5. Euro 5 olduğu için de yeni nesil motor var. Ve mazot filtresi böyle bütün olarak değişiyor. Bu da 140 lira falan. Başka ne var? Yağ filtresi var. Bunu da orijinalini aldık Ford'dan. Kaç para aldım. O şekilde şimdi bunları değiştireceğiz. İlk önce yağını boşaltmayla başlayalım o zaman. Şurada da kovamız var. Aynı zamanda arkadaşlar artık motor bakımları yaptığımız gibi araba bakımları, araba tamir işlerine de başlıyoruz. Üstümde biliyorsunuz zaten bu logolu siyah tişörtü giydiğimiz zaman tamir işleri yapıyoruzdur. O zaman yine tamir işlerine devam edelim. Kapat. Kardeşim arabanın motorunu bile yıkıyoruz yani o derecede. İşin ne? İşim ne? İşim yok. Arkadaşlar eldiveni elim yağlanmasın diye giydim ama eldivenin içine daha çok yağ oldu. Bu arada tıpayı da yeni aldım kuluyla birlikte kaçırmasın diye. Şimdi yağ boşalıyor. İyice içindekilerin hepsi çıksın diye bekliyorum. Bu sırada biz de mazot filtresine girelim. Bu arada ilk defa mazot filtresi değiştireceğim. Havasını falan da sağlayacağım, hiçbir fikrim yok.
Abi ilk önce yağ filtresini değiştirelim ya. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok emek veriyoruz, uğraşıyoruz şu anda. Ve bir dahaki videoda da arkadaşlar yorumlarda belirtiniz yapmamızı istediğiniz ilk modifiyeden başlayalım. İlk canttan mı başlayalım bir sonraki videoda? Yoksa diğer modifiyeden mi, içinden mi, tamponundan mı, body kitinden mi diye yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorumlara göre bir sonraki videoda modifiyeye başlıyoruz. Bakımını bu videoda bitiriyoruz. Hava filtresi online komple. Şimdi şurada mozol filtremize giriş yapacağız. Ben gözlüğümü çıkartayım ya kanka, ellerim yağlı, çıkarsana. Eldivenle başladım işe, daha sonradan baktım eldiven içi yağ oldu. Çıkartayım komple. Eski yağ filtremiz. Şimdi şuraların içini falan silelim. Ve orayı iyice temizledim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi yeni yağ filtremiz burada. Ve şunun dışındaki o-ringi çıkartıyoruz. Yeni yağ filtremiz. Ve içinden o-ring de çıkıyor. Şimdi yeni yağ filtremizi yerine takalım. Şimdi de kapağını kapatıyoruz. Ve o-ringi de taktık yeni. Yağ filtresi işimiz tamamdır. O zaman şimdi yağ filtresiyle işimiz bittiğine göre hava filtresini yerine takabiliriz. Evet, hava filtresi işimiz de tamam. Yakıt filtresi. Bu da öyle bir yerde ki buraya anahtarlar girmiyor. Şunları sökmemiz lazım. Silecekleri falan sökmemiz lazım. Bu biraz uğraştıracak. Evet arkadaşlar, bu buradan yine çıkmıyor. Şuradan vidaları sökemiyoruz. Şimdi yetmezmiş gibi bir de farları sökeceğiz yerine. Çünkü vidasının bir tanesi farın altında onu. Tabii ki böyle işlere elim her türlü yatkın olduğu için profesyonel bir şekilde yapabiliyorum. Hop. Arabayı darmadağın ettin ne ya? Lanet olsun, her şeyi yapabiliyorum. Şimdi soracaksınız yorumlarda bir yerde daha önceden çırak olduğumu falan filan diye, ama hiçbir yerde çıraklık falan yapmadım. Yani bu içimden geliyor. Yani kanımdan geliyor böyle şeyleri yapmak. Bir şeyleri söküp tamir etmeyi küçüklüğümden beri seviyorum ve bu sayede arkadaşlar yapabiliyorum. Arkadaşlar şimdi boruları çıkarttık, mazot borularını. Şöyle filtremizi yerinden alalım. Aa, içinden çıkan pisliklere bak. Bakın arkadaşlar. Şimdi geldi. Yeni mazot filtresi takma yani. Bu biraz pahalı ama diğerlerine göre. Bu mozot filtresini de iki yağ bakımında bir değiştiriyoruz. Biz aldığımızdan beri adam yıllardır hiç değiştirmediği için bunu biz direkt değiştirdik. Şimdi şu contasını da çıkarttık. Şöyle yeni contası üstünde zaten. Şimdi bu kapağı kapatıyoruz. Şunların bir tanesine portum takıyoruz. Bir tanesini de yerine takıyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Sonra bunu da çektiğimiz zaman mazot filtresinin içi diğer ortamdan gelen mazotla doluyor ve yere boşaltacağız, havasını alıyoruz. Soketlerini falan taktım. Şimdi mazot bayağı doldu içine. İçindeki havayı alacak kadar biraz daha akının çekmesi lazım. Ağzına... Aynen kanka, devam. Şöyle yeni pipamızı da takalım. Şimdi arabanın yağını koyalım. Ya zaten komple koyacağız. Bu araba 4 litre alıyormuş. Bu da 4 litre zaten bu arabaya göre ya. Yağında arkadaşlar 10.000 km'de bir değiştireceğiz. Yağ filtresini de değiştireceğiz. Mazot filtresini de 2 yağ değişiminden sonra değiştireceğiz. Şimdi bir marş basacağım bakayım çok. Yani
yapıyoruz bir sporu diyorum. Arabamız çalıştı, fişek gibi. Gördüğünüz gibi mazotun havasını da aldık. Yani elimizdeki imkanlarla bile, yani çeşme hortumuyla aldık. Bu hortum oradan hava aldığı halde ağzımızla. Şimdi sağa sola bulaşan yağları birazcık balatı spreyle temizleyelim. Bu işlem de tamam. Her taraf tertemiz oldu. Arkadaşlar ben şimdi söktüğümüz gibi hızlı bir şekilde toplayacağım. Siz aynı şeyleri tekrardan izlemeyin. Toplandığı zaman tekrar açalım kamerayı. Evet arkadaşlar, tamamen topladım burayı. Burası tamamen bitti. Ama neyi unutmuşuz? Polen filtresi. Bu da arabanın içinde arkadaşlar. Şimdi bunu takalım. Şöyle arabanın yan kapaklarını falan da söktüm. Şuradaki eksikleri falan da tamamlıyorum. Arkadaşlar şimdi polen filtresini değiştirmek için burayı açtım. Ama bir bakalım ne eksik? Filtre yok. Polen filtresi yok. Yemin et. Adamlar polen filtresi bile koymamış içine. Oğlum vardı lan, belki bak bakayım. Lan yok kanka içinde, yok yok yani, yok. Yok yani. Işık aç. Yok yok. Sen bunu ben bir de kaliteli polen filtresi aldım. İçinde olduğunu düşündüğüm halde, yani polen filtresi bile takmamışlar. Aldığımız adam nasıl bir insansa. Polen filtresini de taktım arkadaşlar. Şurada kapının yanları falan var. Bunlar da ayarlanacak, takılacak. Az önce gördüğüme yani şaşırdım, aslında fazla da şaşırmadım. Polen filtresini değiştirmek için açtım orayı ve içinde polen filtresi yok. İçine polen filtresi bile koymamışlar. Adamlar arabanın bakımını hiçbir şeyini yapmamışlar. Böyle bir insanlar. Bu arada değişenlerin arasında şu da var. Dönüyorum, bakın. Bu da arabayı aldıktan bir gün sonra patladı. Orası da böyle oksitlenme falan bir şey yapmış. Biz radyatör kutusunu değiştirdiğimiz için, buna da antifriz doldurduğumuz için paslı olan bozuk yerleri falan patlattı. O yüzden orayı da değiştirdik. Şu anda arabanın mekanik olarak her şeyini yaptık. Çok fazla masraf yaptık. Artık motorunda hiçbir sıkıntı yok. Yağ bakımı da tamam. Her şey de tamam. Şu anda tüm bakımlar tamam arkadaşlar. İstediğimiz uzun yola çıkabiliriz. 10.000'e kadar, 10.000 kilometreye kadar arabaya yağ bakımı falan yapmayacağız. Arkadaşlar sadece arabanın frenleri kaldı. Frenleri de iyi tutmuyor. Yani arabayı yavaşlatmıyor. Burada şimdi frenleri de yapacaktım ama hem akşam oluyor hem de frenleri frenci daha iyi yapsın. Çünkü önemli güvenlik. Önlere balata almıştım. Arkaları almadım. Şimdi sanayiye gidelim ve sanayide yaptıralım. Arka balatların değişmesi gerekiyorsa onlara da yeni alacağız. Orada da bayağı bir masraf gidecek. Fren olayını da yaptığımız zaman arabamızın mekanik olarak bütün aksamları yapılmış olacak. Ve bir sonraki videoda arabamıza canttan veya body kit'ten veya camları filmden modifiye olarak başlayabiliriz. O zaman sanayiye gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi frenleri yapmaya geldik. Evet arkadaşlar, şimdi fren balatası almaya gidiyoruz. Normalde önlere fren balatası almıştım. Arkaların bitik olduğunu bilmiyorduk. Şimdi arkalara da orijinal balata almaya gidiyoruz. Yine sanayideyiz. Burada da arkadaşlar parçalandığı eski kaputla kapı var. Şöyle süslü. Bunları satıyorlar. Bunlar da şimdi burada oldu kardeşim. Hadi gidelim. Evet, orijinal arka fren balatası aldık. Bundan normalde 200 bin gidiyormuş. En kalitelisinden aldık, 250 TL. Ön fren balataları da 250 TL. 500 TL. Şimdi bir de adamın işçiliği var. Arabamızın frenlerini de yaptırdık. Bu arada arka balatalar da bitmiş, onların da yenisini aldık. Frenler de bayağı pahalı tuttu. Ön frenler, arka frenler, balatalar falan filan derken arabamızın bu videoda bütün bakımlarını bitirmiş olduk. Zaten yorumlarda siz demiştiniz ilk önce mekanini hallet, ilk önce frenlerini falan hallet diye. Ben de yine yorumlara göre arkadaşlar arabanın ilk önce mekanik bütün aksamlarının her şeyini tamamladık. Yağ bakımı olsun, çalışmayan bütün aksamlar olsun, fren olsun, her şey yapıldı. Bir dahaki videoda da arkadaşlar ya jantı yapacağız, ya body kit yapacağız, ya başka bir şey yapacağız. Yorumları yazmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videolar daha fazla gelmesini istiyorsanız yine yorumlarda yazın. Hoşça kalın.